GDO, genetiği değiştirilmiş organizmaların yararları ve zararları. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, yani kısaca GDO'lar, kimyasalların ürün boyutlarını ve verimi artırmak için ekinlere pompalandığı bir bilimsel çiftçilik biçimidir. Bu yöntem son derece tartışmalı olmasına rağmen günlük gıdalarda giderek daha yaygın hale gelmiştir. Ancak diğer tüm süreçlerde olduğu gibi iki yönü vardır. Genetiği değiştirilmiş ürünler yaratmanın avantajları ve dezavantajları. GDO'ların yararları nelerdir? Daha fazla kar sağlar. GDO'lar çiftçilere daha büyük kar sağlamada ve kaynaklara daha az zaman ayırmaları gerektirmede etkili bir yoldur. Genetik değişikliklerin bilgisini sunar. Bu, GDO bitkileri için genetik haritalama yoluyla yapılır. Bu şekilde mahsulün genlerini geliştirme ve onları insan üretimi ve tüketimi için daha yararlı hale getirme becerisini elde ederiz. Bitkiler sıcaklığa direnecek ve daha yüksek verim sağlayacak şekilde tasarlanabilir. Bu da iklim kısıtlamalarının bulunduğu bölgeler için avantajlıdır. Ekonomik olarak etkilidir. GDO'lar zararlara dayanacak şekilde tasarlandığından daha fazla tasarruf anlamına gelen pestisit kullanımına gerek kalmayacaktır. Gıda fiyatlarını düşürür. Gelişmiş ürünler ve daha düşük maliyetler daha ucuz yiyeceklere yol açabilir. Bu günlük tüketim için gereken kaynağı satın almaya gücü yetmeyen ailelere yardımcı olacaktır. Bu nedenle açlık önlenecektir. Ürünlere daha fazla besin değeri ekler. GDO yöntemi gerekli vitamin ve mineralleri olmayan ekinlere besin değeri ekleyebilir. Dünyadaki pirinç veya mısırın temel besin olarak kullanıldığı yerler düşünüldüğünde besin değerlerini artırmak için bu bitkilere bitki genleri eklenebilir. Bu yetersiz beslenen popülasyonların diyetlerinden daha fazla besin almasına yardımcı olur. Ürünlerin güvenli olduğu tespit edilmiştir. GDO'lu ürünlerin ve diğer ürünlerin hassas bir şekilde değerlendirilmesi ve test edilmesi insan tüketimi için güvenli oldukları anlamına gelir. Aslında araştırmalar geleneksel ürünlere kıyasla daha güvenli olduklarını göstermektedir. Peki GDO'ların zararları nelerdir? Ekosistemimiz için önemli olan böcekler için tehlikeli olabilir. GDO'ların bazı böcekler için tehlikeli olduğuna inanılıyor. Çünkü yeni ürün genleri onlar için ölümcül olabilir. Bu kelebekler gibi tehlikeli olmayan böcekler söz konusu olduğunda dikkat çekicidir. Ekosistemde yapabileceği değişiklikler mevcut. GDO'lar yapım süreci bir organizmanın genomuna yeni genetik materyal eklemeyi içerir. Tarımsal ekolojide bu, mısır gibi mahsullerin genomunda yeni genlerin tanıtılması anlamına gelir. Genetiği değiştirilen ekinlerin geniş ölçekte yetiştirilmesinin etkileri üzerinde yapılan araştırmalar, GDO türlerinin ekosistemi değiştirebileceğini göstermiştir. Bazı çalışmalarda GDO türlerinin tarımı değiştirme potansiyeline sahip olduğu kanıtlanmıştır. Çevreye zarar verebilir. Genetiği değiştirilmiş ürünler, bitkileri dikmek ve yetiştirmek için doğal bir yol olmadıklarından çevre için tehdit oluşturabilirler. İstenmeyen kalıntı etkilere neden olur. Genetik olarak değiştirilmiş bir bitki, uzun süre toprakta kalabilen istenmeyen kalıntı maddeleri bırakabilir. GDO ekinlerinden gelen suçlar, türler, ekinler çıkarıldıktan sonra bile yıllarca toprakta kalabileceği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu veriler bu bitkilerin yokluğuna rağmen suşun 5 yıldan fazla sürdüğünü bildirmiştir. Daha fazla yabani ot oluşabilir. Tasarlanmış ürünlerin daha fazla yabani ot yaratabilecek, yabani bitkilere gen aktarımında aracı olarak hareket edebileceğini unutmamak gerekir. Bu yeni yabani otları kontrol altında tutmak için bilim adamları, GDO dışı yabani otlar için gerekli olmayan yeni herbisitleri icat ettiler. Bu kimyasallar aynı zamanda GDO bitkileri üzerinde beslenen çeşitli memeliler ve amfibiler için de zehirlidir. Testler bu herbisitlerin alımının su ekolojileri üzerinde de zehirli sonuçlara neden olduğunu göstermektedir. Ürün çeşitliliğini tehdit eder.
gen genetik çeşitliliğine, genetiği değiştirilmiş genlerin dahil edilmesine karşı muhalefet vardır. Çünkü bu genler diğer organik tarım ürünlerine yayılabilir ve tarımda ürün çeşitliliğini tehdit edebilir. Ve ürün çeşitliliği azalırsa ekosistemimizin tamamı üzerine doğrudan bir etkiye sahip olacak ve diğer organizmaların nüfus dinamiklerini etkileyecektir. Genetik olarak değiştirilmiş tek bir ürün suşunun genetiği değiştirilmemiş mahsulü dölleyebilme olasılığı mevcuttur ve çapraz tozlaşma meydana gelmesi için karşılanması gereken birçok koşul vardır. Bununla birlikte büyük ölçekli bir plantasyon, yani GDO'lu ürün ekimi, GDO'lu olmayan ürünler ile üreme riskini arttırır. Burada GDO'lu olmayan ürünlerle çapraz tozlaşmayla bir hibrit suş oluşabilir. Bu, biyoçeşitliliği rekabet yoluyla azaltacak ekolojik bir yenilik veya yeni yapay suşların oluşma olasılığını arttırır. Ticaret sorunları. Dünyadaki diğer ülkelerde ve bölgelerde tarife ve kota gibi ticaretle ilgili sorunlar olabilir.